ne var ne geldim ne var? Ne var? Ya inanmıyorum. Şaka mı bu? Şaka. Niye söylemediniz ya? Bilseydim hazırlardım, bir şey hazırlardım ya. Bugün kimin evindeyiz? Bugün benim evimdeyiz arkadaşlar. Bana çok mesaj geldi, merak edildi. Canlı yayında şöyle bir tur attırdım eve ama şöyle madem merak ediliyor, o zaman bir detaya inelim diye düşündüm. Sen kimsin? Senin evini neden merak edelim diyorsanız ben Sude Berkız ve benim evimi neden merak etmeyesiniz ki diyebilirim. Twitch yayınlarında bir sürü ev gezdik. Emlak Show'da evleri gezdik, yorumladık. Ay o parke senin, bu fayans benim. Bin tane laf ettim durdum. E peki Sude, senin evini görelim. Ha madem öyle, senin bohçanı görelim dediniz bana. O zaman evi gezmeye başlayalım. Ev gördüğünüz gibi. Evde fark ettiniz gibi çok da ilerleyelim. Evde çok da fazla ilerleyemiyorum fark ettiğiniz gibi. Bu ev arkadaşlar stüdyo bir daire. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki niye tek odalı bir ev? Gelen şey yapıyor. Ay bu evin devamı nerede? Gelen şey diyor hani ay evin diğer odası nerede falan diyor. E bu kadar mı diyen var eve gelince. Bu kadar kardeşim. Ne var sanki? Giriş. Gördüm. Bu kapıdan giren girdi mi buraya? Okey. Yaklaşalım. Şimdi girişte bir komodinimiz var. Buraya ıvır zıvır falan koyuluyor. Burada benim bir yaptığım bir tablo var zaten. Yani tablonun biliyorsunuz zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız yapım aşamalarını falan da bazen storylerime atıyorum. Seramik ve Hayata Dair programında da Twitch'te yaptığımız yayınlarda da birlikte sanat sepet yaptığımız oluyor. Evin geri kalanında da bu tarz şeylere çok rastlayacaksınız. Art olmasaymışsın. Kesin eşyaları soracaksınız. Nereden, nereden, nereden? Benim buradaki bütün eşyalar arkadaşlar, ben çoğunu satın almadım. Annemin eski, ya annemlerin, ailemin evindeki fazla eşyaları aslında ben getirdim. Bu arada bu benim oturduğum ikinci ev. Ben ilk başta 2+1 bir dairede oturuyordum. Sonradan neden bu eve taşındım onları da sizlere açıklayacağım. Benim ağzımdan çıkan her laf bomba. Boş versene. Şimdi bu da bu arada bunlar, bu ürün sanırım Boyner Home diye eskiden Boyner'in ev eşyaları sattığı bir mağazası vardı. Bu Boyner Home. Ve şimdi gelelim Zurna'nın zırtıngen dediği yere. Tamam okey. Şimdi işte daire kanalı oldu. Şimdi daire kanalına döndü işte. Şimdi beşik. Yani senin göt kadar evin var. Neden beşik koydum buraya? Şimdi ben bu beşiği eski evime taşınırken almıştım. Bırakamadım. Estetik. Hoşuma gidiyor. Bunun içinde neler var? Gelelim isterseniz. Bu beşin içerisinde altta kitaplar var, defterler falan var. Onun dışında deprem çantası var. Normal sırt çantam var ve daha çantalarım. Böyle elime gelen böyle şeyleri. Burası çok kullanılan bir yer aslında. Şimdi geldik arkadaşlar giysi odama. Giyinme odam burası aslında. Sadece giysi benimle değil aslında. Birçok şeyi burada depoluyorum. Depolama alanı küçük alanlarda biliyorsunuz çok önemli. Birkaç tane sevdiğim eşyalardan o zaman göstereyim. Dur, dolap dağınık olabilir. Adaptandır birkaç parça gösterilir. Ordu'daki anılarımı bana hatırlatıyor. Gerçekten çok güzel anlardı ya. Güzeldi. Ordu zamanlarından kalma. Sevdiğim bir ceket. Ben ceket çok severim aslında. Nitekim görüyorsunuz da yayınlarda mümkün mertebe ceket giymeye çalışıyorum. Şimdi başka ne göstereyim? Arkadaşlar pandemideyiz. Pandemide. Kıyafetimden pek bir durumda değilim ben ya. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu da aynı zamanda bu konsol, televizyon konsolu aslında. Bu da Boyner Home'dan alınan bir ürün. Ama ailemin aldığı bir ürün yani. Ben para vermedim kanka. Bazen eşyaya para verecek olsam hani bu eşyaları seçmezdim çoğunlukla. Daha birbiriyle uyumlu şeyler almak isterdim. Yani bu dolabı mesela ikinci elden aldım. Hani bu kadar yeni gelin kulpu olan bir dolap almak istemezdim tabii ki de. Ama hani artık bunu düşünecek kadar da... Bir de şöyle bir şey var. Ben bu eve taşındığımda arkadaşlar hani pandemi falan yoktu ve ev sadece uyumak için geldim bir yerde. O yüzden umurumda bile değildi. Pandemi olunca bir yıl içerisinde kafayı taktık eve. Evde ev, evde ev. Ne yapsam ne etsem düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine benim yaptığım bir tablo var. Bu aile de yine Boyner Home'un bir ailesi. Aile evinden kalma bunlar.
Bu da en son yaptığım bir iş. Seramik, akrilik, karışık. Bu Erhan, üniversiteden arkadaşım Erhan'ın yaptığı, üniversitede yaptığı bir, biz sınıf arkadaşıyız. Ben o derse girmemiştim sanırım. O böyle baskı bir dersi almıştı, yapmıştı bunu. Çok beğenmiştim. Sonra işte yakın bir zamanda dedi ki bana, ben bunu çerçeveledim, sana hediye edeyim dedi. Ama sen de bana bir tane işini hediye edeceksin. Ben de ona güzel bir tablo boyadım, hediye ettim. Bu da yine aynalı işlerden seramik. Şimdi şöyle, lan Allah kahretsin. Ay arkadaşlar, ben size bir şey söylemeyi unuttum. Ya şöyle bir şey oldu. Bu usta geldi bunları şey yapmaya, takmaya, tamam mı, çiviletmeye. Usta yanlışlıkla vurdu, aynayı kırdı, tamam mı? Şey, seramik düştü, kırıldı. Adama da şey diyemedim yani, ne yaptın usta diyemedim. Zaten adam 100 liraya bütün bak bunları yaptı. Dolabı da bu arada arkadaşlar ben sabitleştirdim. Hani herhangi bir depremde bir şey üzerime yıkılmasın diye. Adam her şey 100 liraya yapınca hani ben de dedim sağlık olsun abi, ben onu da hallederim. Kalp kırmaya gerek yok böyle şeyler için. Pardon, arkadaşlar kalp kırmayın oğlum. Her şey tamam, bu kırılır ama düzelir. Bak düzeltti ama kalp kırıldı mı düzelmez yani. Burada arkadaşlar bir sepetim var. Yine benim bu eskiciden aldığım bir sepet bu. İçinde de ne var biliyor musun aslında? Bu kartonlar benim şeye yarıyor. Twitch yayınlarında ben hani arkaya logo yapıyorum ya. Tabela falan. Onları oradan yapıyorum. Hemen hızlı hızlı bir şey mi lazım oldu? Hemen. Yeni bir format mı geldi? Hemen ona bir tane şey. Ne yapacağız? Ben kendimle ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz bu da bit pazarı. Bitçi, bu BİM'den, bu da eskici pazarından, bu da öyle eskiciden. Burada da yeni yaptırdığım, aslında Selin Çınar'ı tanıyorsunuz o zaman. Herkesin evinde bir Selin Çınar vardır kesinlikle. Selin'in de böyle güzel bir kampanyaya denk gelip satın aldım. Selin de çok severim bu arada, Axton diyebiliyorsunuz onu. Çok iyi bir sanatçı kendisi. Çok da tatlı birisi. Ondan satın aldım. Ben de sanat işleri satın almayı çok istiyorum. Her zaman alamıyorum ama yani umarım da hayatımın ilerleyen dönemlerinde böyle daha geniş bir evde, daha büyük bir evde bütün duvar böyle herkesten birer iş olsun isterim yani. Bu koltuk arkadaşlar. Şimdi hani bir arkadaşım eve gelirse falan hani nerede yatar? Ona burayı veriyorum. Bu açılıyor şu kafa kısmı. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim evim ufak ama zaten benim arkadaşlarımın hepsinin evi var. Yani gelip benim evime kalana kadar biz başka arkadaşlarımızın evinde gidip sıkıntı. Ya neden ben sanki bana şey savunuyormuşum gibi bir şey anlatıyorum biliyor musun? Şey diyen var yani arkadaşlar, şimdi ben neden küçük bir evde oturuyorum? Herkes benim tek yani stüdyo bir dairede oturmamı herkes böyle yani acıyor falan gibi. Yahu kardeşim siz bana niye acıyorsunuz? Siz kendinize açın. Ben normalde bu eve verdiğim parayla zaten 2+1 dairede oturabiliyorum. Neden oturmuyorum? Deprem faktöründen dolayı yeni bir binada oturmak istediğim için taşındım ben zaten eski evimde. Ben bu konuda gerçekten çok titizim. Herkese de aynı şeyi söylüyorum. Yani şimdi eski ev dediğim şey insanlar, genelde başka şehirden gelen insanlar bu konuda açıkçası çok da fazla bilgisi yok. Ben de yayınlarda, yani çok bu işi, o konunun uzmanı değilim ama yayınlarda da bilim dahilinde paylaşıyorum bildiklerimi. Ama şöyle bir şey var, yani eski ev dediğinde insanlar şey zannediyor, parkesi falan, duvarı eskimiş ev falan zannediyor. Diyor ki ama o ev yeni, yani parkesi falan yeniden yapılanıyor işte mutfağı falan. Zannediyor ki bu ev yenilendi. Yahu temelden bahsediyorum, temelden. Yani 70'te, 80'de, 90'da hele yapılan bir binanın temeli, 99 depreminden sonra değişen yönetmelikle yapılan bir binanın temelinden daha zayıf olduğu söyleniyor zaten. Yani bu bina yeni olsun, 4-5 senelik olsun, kafam rahat uyuyayım dedim. O yüzden buraya taşındım ben. Arkadaşlar bu şeyi de bana Zeynep Çıpa taşınıyordu. Zeynep Çıpa'yı tanırsınız. Taşınırken bazı evindeki fazlalık şeyleri çıkarmışlardı. Bana o hediye etti bunu. Çok güzel oldu. Buraya da tam uydu. Teker teker anlatıyorum ama sıkılıyor musunuz? Ne yapayım, eve daha neyi anlatayım? Kendimden her bir köşede kendimden bir detay var. Bir insanı tanımak için onun evine bakın derim size. Şimdi arkadaşlar burada da peruklarım var. İşte yine yaptığım tablo var ve emlak show. Bu kombiden herkes rahatsız oluyor. İnan ben kombinin görüntüsü beni zerre rahatsız etmiyor ya. Ya ben böyle çok eften büften şeye takılan bir insan değilimdir. Takıntılı yapıyorum. Mesela bu beni rahatsız etmiyor dedi. Hatta endüstriyel bir görünüm katıyor. Burası çalışma masası aslında. Burada benim böyle şey eşyalarım var. Bazı işte after work işleriyle ilgili. Bazı böyle teknik şeyler var. Burada bir dergim var.
Ay ay ay, ben asıl burada ne dosyalar var açsam yıkılır. Yani yıkılır derken yıkılmaz da şey falan göstereyim ya. Ev turu diye sonuçta kendimizi gösteriyoruz. Ne? Yani ev turu diye bunları göstermeyecek halim yok ya. Şimdi bak ne göstereceğim biliyor musunuz size? Şöyle arkadaşlar, ben küçüklüğümden beri hep çizerim, tamam mı? Küçüklüğümden beri ev mimari ve tasarıma çok meraklıyım. Bunlar da benim böyle işte 12 yaşlarındayken falan çizdiğim ev planları. Mesela böyle bir ev planı çizmişim. Mesela evi... Bu da mesela mahalle planı çizmişim. Arada şehir plan, şehir bölge planlama da yapmışız. Ve işte... Yine böyle şöyle... Şey, çok saçma bir ev. Yine ev. Böyle ben arkadaşlar mesela atıyorum bir okul çizmişim. Ben böyle şeyleri saklarım. Çünkü geçmişe, anılara falan, anılar derken bu arada duygusal anılar falan değil. Kim olduğumu ya da kimliğimin nereden geldiğini bana hatırlatan şeyleri seviyorum her zaman. Yakınımda tutarım. Mesela burada da yazdığım bir şiir var. Ben bunu lise, ortaokulda yazmıştım sanırım. İsterseniz okuyabilirim. Ne güzeldir deniz, hele bir de olursa temiz. Kirletmeyin diyoruz, yoruldu çenemiz. Ona bağlıdır geleceğimiz. Pervasızca zarar verenler biliniz. Bu okyanuslar çetinceniz. Balıklarla mis gibi, sanki kestane kereviz. İçinden babam çıksa yeriz. Söylemekten usandı dilim. Kışın seni özlüyor tenim. Dünyadaki dörtte üçlük mavi kilim. Ah mavi mavi, masmavilim. Her bakışımda beni derbeder eder. Mavilimin saçlarındaki pet şişeler. Kulak verin su deve der. Bir zamanlar burada yüzerdik demeyelim tellerken develer. Çevreci aktivist bir yanım, damarım muhtemelen atmış. Sinirlenip mavilim diye denize şiir yazmışım. Benim böyle olaylarım çok... Yes, Shakespeare yani. Dur asıl bekle. Fashion desen var. Arkadaşlar ben ortaokuldayken böyle işte milletin yeni yeni artık büyüdüğü ve sevgili yaptığı dönem benim yaptığım şey hayali moda evi açmak. Böyle gelin arkadaşlar, göstereyim isterseniz. Biliyorsunuz ben mimarlık, edebiyat ve tabii ki moda da benim şimdi. Kendi kendime böyle bir şey açım yapmıştım. Bir butik açmıştım ama böyle mesela arkadaşlarıma şey diyordum teneffüste. Gelip isterseniz mağazamdan bir şeyler alın diyordum. Sonra geliyorlardı böyle, seçiyorlardı ne istiyorsa falan. Sonra işte diyorduk mesela Cruze, isim de vermişim ceketin adı Cruze ceket. Diyordu işte ben Cruze ceketten işte small beden alabilir miyim diyordum. Ben de şey diyordum, benim bir tane Özlem diye sıra arkadaşım vardı, o benim asistanımdı. Özlemciğim depodan small'u getirir misin? Yalandan böyle bir şey çıkarıyordu falan. Bu yani. Benim okul hayatımda öğrenmeye dair hiçbir şey yok. Sadece bunlar. Gidiyorum sabah işe gider gibi okula gidiyorum. Sabah kendi kendime şey böyle işe gidiyormuşum gibi falan hissediyorum. Böyle işte ajandam falan var. Hoca falan dersen tabii ben böyle şey toplantıdaymışım gibi düşünüyorum. Yani arkadaşlar benim eğitim ve öğretim hayatım tamamen kendi hayalimde yaşadığım bir dünyaydı yani. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın her çekmecede neler neler çıkar da bu video 2 saat olmasın diye susuyorum. Şimdi geldik bana yüzlerce, binlerce mesajlarca atılan nasıl orada yaşayabiliyorsun, korkmuyor musun, işte bu manzarayı nasıl her sabah gördüğünde ne hissediyorsun falan filan sorular. Yahu arkadaşlar, ben ölüden değil, diriden korkarım. Sıkıntı değil. Ağaç, şehirde nerede bulacaksın yeşil manzarayı? Nerede? Burada zaten bütün binalar bitişik, nizam sıkışık. Yani karşını daha affedersin, karşıda bina olsa, komşunun götünü görsen daha mı iyi? Yani öyle bir karşılaşma ya. Bu kadar şaşırmayın her şeye ya. Ay işte nasıl mezarlık var, nasıl duruyorsun? Yahu bu mezarlık 100 yıllardır burada değil mi? Bu evler de burada. İlk defa mezarlığın karşısında oturan insan ben değilim. O zaman niye şaşırıyorum? Yani burada abartılacak bir şey yok. Arkadaş ayrıca ben her aynaya baktığımda sabah daha büyük bir mezarlık görüyorum. Ve işte Sude'nin mutfağı. O güzel lezzetleri, tostları, salçalı tostları işte ben bu mutfakta yapıyorum arkadaşlar. Şöyle... Mutfağı da ayarlanacak bir şey bulamadım. Mesela şöyle bir şey göstereyim size. Enteresan olur.
Gerçi unuttuğunuz bir şey değildir herhalde. İlk defa gördüğünüz bir şey değildir herhalde. Ben işte yemek yerken genelde... yemek yerken işte Allah ne verdiyse öne sereriz, tamam mı? Bu evde bütün eşyalar hareket halinde. Bu ev yaşayan bir ev. Bu evde bütün eşyalar hareket halinde. Yani bu ne demek oluyor? Ben bu masayı alıyorum, hafif alıyorum, şuraya da koyuyorum, oraya da çekiyorum, öteye de atıyorum, bunu atıyorum öteye. Anladın mı? Bu eşyaların yerleri hep değişiyor. Bu masa yine buradaki eşyalardan, yine ailemin evinden gelen bir masa. Çok hafif bir masa. O yüzden kullanışlı baya. Burası da yatak odası arkadaşlar. Burada yaptığım yine bir tablo var. Mumluk falan filan. Burası çok gereksiz bir süslenmiş bir yer. Yani yer kaybı ama yapacak bir şey yok. Bu da Sümeyra Yüce'den almıştım bunu. Çok beğenmiştim resmi gerçekten. Benim yine küçükken çizdiğim, tek başıma yaşamak istediğim evi çizmiştim. Yani ben yaklaşık arkadaşlar böyle 12 yaşından beri falan yalnız yaşamak istiyorum. Böyle tek hedefim buydu benim hayatta. O zaman da yani benzer şeyleri düşünüyordum. Bir insana gerçekten kendine ait, kendi sorumluluğunun altında bir alanın olması kendi gerçekleştirmesi için bir avantaj sağlıyor. Yani çok uzun uzun atmama gerek yok aslında. Toparlayamadım bazı şeyleri. Çok da müthiş, muhteşem şeyler yok yani burada da. Burada yatak. Evet arkadaşlar, evim aslında bu kadar. Aslında evim bu kadar. Gördüğünüz gibi bir yerden bir yere giderken hiç vakit kaybetmiyorum. Terliğim çıktı. Ya ben bu evin yarısı kadar da olsa bana uyardı. Ya inanın bir insan bazen öyle bir hale geliyor ki aman Allah'ım diyor, bir tane kulübem olsun. Bir kulübem olsun yeter diyor yani. Burası da... Pardon arkadaşlar, şunu kaldırmamışım. Diğer odası biraz ufak ve yıkanma alanı. Ev bu arkadaşlar. Burada makyaj malzemesi. Bir gelin bakın, merak eden olur şimdi ne kullanıyor bu kız, ne yapıyor. Bunu arkadaşımdan zorladım. Bunu yeni almıştım. Bu kırıldı. Bu 10 yıldır var. Avon. Bu bitti artık, ölüsünü kullanıyorum. Bunu arkadaşım hediye etti. Bunlar zaten ucuz aldıklar. Efendime söyleyeyim. Bunu BİM'den aldım. Abartmıyorum, BİM'den aldım. Farlar filan. Ya ben zaten böyle makyaj bilmem ne, bunlara çok da fazla merakım yok da. İşte ihtiyaç dahilinde şey yapıyorum falan. Hani burada boya yani. Ay cam ayna da biraz pis kalmış. Fark ettiyseniz temiz. Arkadaşlar küçük alanda yaşıyorsanız titiz ve temiz olmanız şart. Acaba bu video ne kadar sürecek? Normalde bu evi gezmek sadece 30 saat. şöyle söyleyeyim. Ben evde çok fazla vakit geçiriyorum. Ve evde gerçekten vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Tek göz evde ben 1 yıldır pandemi karantinasındayım. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Burası hem... evim, hem senin, ben. Burası benim hem evim, hem çalışma alanım, hem atölyem, hem de en önemlisi burası Belkıs TV stüdyoları. Belkıs TV, belki beni tanımayanlar vardır ama en çok da tanıyanlar vardır. Twitch'te yayınlar yapıyorum burada ve aynen bu masada yapıyorum yayınları. Burada bilgisayarı açıyorum, bu taraf, bu alanı kullanıyorum, bu arkada perdeyi kullanıyorum genelde. Bu evi gerçekten hani verdiğim kirayı tam bir şekilde alabilmek için en verimli şekilde artık suyunu sıktım evin. Twitch'teki yayınlarımızı da kesinlikle takip edin. Belkıs TV'yi kesinlikle takip edin. Burada ben Sude Belkıs, Sude Belkıs olduğumu söylemiş miydim bilmiyorum ama Instagram'dan da Sude Belkıs kullanıcı adım. Bak gir Instagram'a Sude Belkıs yaz. Beni yani her mecrada takip edebilirsiniz. LinkedIn'de varım. Yazın, bulun, çıkar. Spotify'dan takip et. Bir yer bir şekilde beni takip et kardeşim ya. Yap şunu, yap anasını. Yap şunu. Takip et çıktı. Tek yapman gereken takip etmek, likelamak, bir şey yap ya. Ulan bunu. Ay hadi. Ben bir Nescafe'yim. Şimdi bir Nescafe time. Bir kameramanımla birlikte bir karşılıklı Nescafe'mizi içelim. Bir keyfimizi yapalım. Bir manzaraya karşı keyfimizi yapalım ya.